Evet, şu anda ses geliyor değil mi? İyi geceler arkadaşlar. Tamam. Evet, mikrofon kapalıymış. Geçen hafta 7. haftanın sonunda kalmıştık diye hatırlıyorum. Öncelikle 7. haftayı bitirelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, buraları anlatmıştık herhalde. Context Free Language'ı anlattık değil mi? Evet, push-down otomatadan bahsetmiştik. Ve push-down otomatanın sınırsız bir şekilde bir siteyi olduğunu söylemiştik diye hatırlıyorum. Evet, bundan da bahsetmiştik. Evet, şimdi basit olarak şuradan başlayalım. Hem bir tekrar etmiş oluruz kaldığımız yerde, hem de biraz hatırlamış olursunuz. Çünkü aradan bir hafta geçti. Unutmuş da olabilirsiniz. Biliyorsunuz bu hafta herhalde size mesaj geldi mi bilmiyorum ama Perşembe günü ek ders yapacağız. Perşembe günü biliyorsunuz geçen hafta ders yapamamıştık. Bir de ilk hafta ders yapamamıştık. Perşembe günü saat 8 ve 9'da ek derslerimiz var. 2 saat üst üste ek ders yaparak telafi derslerimizi de bitirmiş olacağız. Evet, şimdi dedik ki push down otomata, yani PDA dediğimiz, yani push down otomata dediğimiz şey neydi? Normalde diğer otomatlara benziyordu ama bir tane farkı vardı. Neyi vardı? Stack vardı, öyle değil mi? Stack yapısını biliyorsunuz. Neydi? Last in first out mantığına göre çalışan bir yapıydı. Yani en son giren ilk olarak çıkabileceği bir hafızamız vardı. Bu sınırsız bir hafızaydı. Yani dolma gibi bir şey söz konusu değil. Yani mesela boyutla alakalı bir sıkıntımız olmayacağını biz varsaymıştık. Ona göre ne yapıyorduk? İşlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi mesela basit olarak burada şöyle bir örneğimiz var. İşte 0 0 0 1 1 1 diyor, değil mi? 0 üzeri n, 1 üzeri n'i aslında biz ne demiştik? Bunun bir regular language olmadığını ispatlamıştık, öyle değil mi? Yani bu bir regular language olmadığını pumping lemma kullanarak ispatlamıştık geçen hafta. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Push down otomatayla çok rahat bir şekilde tanımlayan bir makine yapabiliriz. Şu şekilde düşünürsek eğer, mesela diyelim ki w, bakın 0 0 0 1 1 1 şeklinde bir stringimiz olduğunu düşünürsek bu şekilde yapabiliriz. Öncelikle 0 gördüğümüzde, öyle değil mi? 0 gördüğümüzde ne yapacağız? Bunu siteye atacağız, değil mi? Şöyle bir siteğimiz var, bakın burada. Siteye atacağız. Ne zamana kadar? Bir görene kadar. Eğer bir görürsek ne yapacağız? İşte gelen teypten bir okuduğumuzda, stack'ten 0 okuduğumuzda ne yapacağız? Evet, bir tanesini silmiş olacağız. Ve daha sonra en sonunda eğer string bittiği zaman stack'te de hiçbir şey kalmazsa, eğer sıfır kalmazsa, bu ne demektir? Sıfır ve birler birbirine eşittir anlamına gelecek, öyle değil mi? Yani sonuçta sıfırları öncelikle siteye atacağım. Eğer yani şöyle düşünelim. Şöyle bir string'imiz olduğunu düşünelim. Şöyle teyp olduğunu düşünelim. Ne olacak? İşte sıfır, işte sıfır, sıfır olacak. Şöyle bir olduğunu düşünelim. Ne yapmıştık, ne anlattık? İşte sıfır geldiğinde ne yapacağım? Ben bunu alacağım, siteye koyacağım. Sıfır geldiğinde siteye ekleyeceğim. Sıfır geldiğinde siteye ekleyeceğim. Bir geldiğinde ne yapacağım? Bir geldiğinde eğer giriş teybinde bir geldiği zaman buradan biri alacağım. Stack'ten de bir değer alacağım. Bu da sıfırsa eğer, nedir? Eğer gelen string'teki değer 1 ve stack'ten gelen değer de sıfırsa, bunları ne yapacağım? Stack'ten çıkarıp atacağım o değeri. Ne zamana kadar? Eğer gelen string, yani şu string sona geldiğinde, yani bittiği zaman artık, yani söyle bitiş diyelim. Bittiği zaman ve stack'te de hiçbir eleman kalmadığı zaman doğru olduğunu ne yapabileceğim? Test edebileceğim. Bunu otomat olarak şöyle gösterebiliriz. Gerçi bunu öncelikle bir örnek bir tane vermişiz. Daha sonra 0 üzerinden 1 üzerinden vermişiz. Şurada baktığımız zaman şu anlama geliyor. Ne diyor? Bakın burada. Şurada A dediğimiz şey ne? Giriş teybinden okunan değer. B dediğimiz şey ne? Stack'ten okunan değer. C dediğimiz şey ne olacaktı? Bu da siteye yazılan değer, öyle değil mi? Yani şöyle bir şey var. Şöyle bir giriş teybimiz olsun. Az önce de okla göstermiştik. Şu bizim giriş teybimiz. Bir de neyimiz var? Şöyle siteğimiz var. İşte şuradaki ifade şu anlama geliyor.
Eğer diyor A okuduğunda, yani şuradaki değerden A okuduğunda, öyle değil mi? Stack'ten de B okuduğunda ne yapacaksın? B'yi atacaksın, yerine ne yazacaksın? C yazacaksın. Yani şuraya C yazabilirsin. Ama illa yazmak zorunda mıyız? Hayır, öyle değil mi? Yazmayabiliriz de. Mesela biraz önce şöyle bir şey yapabiliriz. Biraz sonra da geleceğiz. Mesela 0 okuduğumuzda sadece gidip siteye 0 yazacağız ama 1 okuduğumuzda 1 ve 0 geldiğinde siteye ne yazacağız? Epsilon, yani boş yazacağız, öyle değil mi? Yani sonuçta ne yapmamız gerekiyordu? İstersek yazabiliriz, istemezsek ne yapabiliriz? Yazmayabiliriz. Bakın burada da yazmış zaten. A dediğimiz şey de girişten gelen değer. Yani teyp dediğimiz, değil mi? Girişten gelen sembol. B dediğimiz şey yığından gelen, yani stack'ten gelen sembol. Ve C de yığına yazılacak sembol olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ve bunun geçişinde delta'yı şu şekilde ifade edebiliyoruz. Herhangi bir Q durumundayken, değil mi? Ne demek bu? İşte sigma ama epsilon var. Bu şu demek. Yani okuyabilirsin veya okumayabilirsin, de öyle değil mi? İlla kesinlikle okuyacaksın diye bir kuralımız yok. Yani epsilon dahil okuma yapabilirsin. Herhangi bir sembol olabilir ya da olmayabilir. Gama epsilon dahil, bakın bir sonraki iterasyon, bir sonraki sembolde. Bu da şu demek. Stack'ten bir eleman okuyabilirsin veya okumayabilirsin tabii ki doğal olarak. Sonra ne diyor bakın? Power set diyor. Yani sonuçta alt kümelerin hepsine gidebiliyormuş. Q olabilir. Bir tane Q'ya gidecek. Daha sonra da gamma epsilon diyor. Yani siteye ne yapacak? Bir tane eleman yazabilir veya yazmayabilir. Öyle değil mi? Bakın çok esnek bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü okuma ya da yazma kesinlikle zorunlu olan bir şey değil. Eğer ihtiyaç varsa okuyabiliriz veya ihtiyaç varsa yazabiliriz. Öyle değil mi? Bunlar hepsi tamamen bize kalmış veya tasarlayacağımız makineye kaldığını söyleyebiliriz. Evet, şimdi basit bir örnek var. Şöyle düşünelim. Biraz önceki gibi bu örnek ne yapıyor? Aslında şunu yapıyor olması lazım diye tahmin ediyorum. 0 üzeri n, 1 üzeri n'i ne yapıyor? Bakıyor. Yani eğer 0 üzeri n, 1 üzeri n, yani 0 sayısı ve 1 sayısı birbirine eşitse kabul ediyor. Aksi takdirde reddediyor. Tamam, böyle bir ne yapmışız? Bu örneği çözmeye çalışmışız ve bir otomata tasarlamışız. Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz. Normalde biz şunu söyledik. Dedik ki stack neydi? Sınırsızdı, öyle değil mi? Stack sınırsız olduğu için bunun tabanına ne koyuyoruz? Dolar işareti koymuşuz bakın. İlk başta bu önemli. Çünkü dolar işareti koyuyoruz. Çünkü siteyin nereden başlayıp nerede bittiğini bilmek zorundayız. Yani şöyle bir siteyimiz olduğunu düşünelim. Veya daha doğrusu şöyle bir siteyimiz olduğunu düşünelim. Tabii böyle yol gibi değil de düz bir stack, biraz çizemedik. Tabii ki mouse'a zor çiziliyor. Mesela diyelim ki şuradan başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Buraya gelip dolar koyuyoruz. Belki stack'te ne var? Daha önce başka değerlerde olabilir mi? Evet, olabilir, öyle değil mi? Ama biz nereden başlayacağımızı bilmek için ne yapıyoruz? Öncelikle siteye dolar koyuyoruz. Bu şu demek aslında. Giriş değerinden, yani teybinden hiçbir şey okuma. Stack'ten de hiçbir şey okuma, öyle değil mi? Ve ne yapacaksın? İlk başta dolar yaz, değil mi? Ve ne yapacaksın? Q2 durumuna geç şeklinde ifade ediyoruz. Yani hiçbir şey okumadan, stack'ten hiçbir şey okumadan, giriş teybinden hiçbir şey okumadan ne yapıyoruz? Siteye gidip dolar yazıyoruz. Yani siteyin en altını işaretlemiş oluyoruz. Bu da şu anlama geliyor. İşlem yaparken eğer dolar geliyorsa ne demektir? Artık stack boştur. Öyle değil mi? Bu anlama geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi bakalım. Diyor ki bakın burada ne diyor? Q2 durumundayken. Tabi bakın burada hiçbir şey okumadan dolar yazdık. Nereye geçtik? Q2 durumuna geçtik. Yani Q1'den başladık. Bu şu anlama geliyor bakın. Eğer boşsa, hiçbir şey yapmıyorsa, değil mi? Q1'de nedir bakın burada? Kabul durumu, başlangıç durumu, aynı zamanda kabul durumu olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer hiçbir sıfır yoksa, işte bir yoksa, aslında sıfır ve birler birbirine eşittir, öyle değil mi? Birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın Q2 durumundayken şöyle bir şey diyor. Giriş stringi sıfırsa diyor. Ne yapacaksın? Bak sıfır okuduğun zaman sıfır okuyorsan diyor. Stack'ten hiçbir şey okuma diyor. Ne yapacaksın? Stack'e git sıfır yaz. Bu şu demek aslında. Baştan itibaren sıfır gördüğün sürece, tamam mı? Sıfır gördüğün sürece, yani bunlar sıfır olsun mesela. Sıfır gördüğün sürece ne yapacaksın? Gidip siteye yazacaksın bakın. Öyle değil mi? Bu anlama gelmiyor mu? Siteye yazacaksın. Şimdi daha sonra diyor ki eğer bir sıfır gördüğün zaman, yani ne diyor? Bakın burada bir okuduğun zaman diyor. Bir okuduğun zaman. Stack'ten de okuduğunda sıfır geldiğinde ne yapacaksın? Epsilon. Yani ne yapacaksın?
1 ile 0, 1 gel 1 okuduğunda stack'inde bir tane 0'ı sileceksin anlamına geliyor, değil mi? Stack'inde bir tane 0'ı sileceksin anlamına geliyor. Daha sonra yine bakın 1 0 okuduğun sürece, yani 1 ve 0 okuduğun sürece ne yapacaksın? Sileceksin. Peki şu durumdayken, Q3 durumundayken 0 geldiğinde ne yapacağız? 0 gelirse, mesela diyelim ki 5 tane 0 vardı. Şöyle düşünelim. 5 tane 0 yazdım hadi. Şimdi 5 tane 0 yazdım. Sonra 1 geldi. 1 1 0 1 geldi mesela. Şimdi bakın 1 1 geldi. 1 geldiğinde şuradan 1 geldiğinde bir 0'ı sildim. 1 geldiğinde bir 0'ı sildim. Diyelim ki Q3 durumundayken 0 geldi. Bakın şu arada bir 0 geldi. Aslında normalde kabul etmemesi gerekiyor, değil mi? 0 üzeren 1 üzereni kabul etmesi gerekiyor. Peki Q3 durumundayken 0 geldiğinde ne yapacak makine? Evet, ses geliyor değil mi? Beni duyuyorsunuz yani. Kendi kendime konuşmuyorum yani. Evet, ne yapacak? Sonlanacak öyle değil mi? Çünkü bakın, şimdi Q3 durumundayken hiç 0 geldiğinde, mesela atıyorum okuma yaptığında yani teyp üzerinde değil mi? 0 0 1, mesela bunun üzerine okuma yaptığında Q3 durumundayken hiç 0 gelme durumu dikkate alınmış mı? Sonuçta bu deterministik bir makine değil, non-deterministik bir makine, öyle değil mi? Non-deterministik bir makine. 0 durumu geldiğinde herhangi bir işlem yapılmamış. Doğal olarak Q3'teyken 0 durumu geldiğinde ne yapacak? Sonlanacak. Öyle değil mi? Peki bu şu demek, 1 0 geldiğinde her zaman nerede duracak? Q3 durumunda gelecek. Arada 0 gelirse sonlanacak. Ve aynı zamanda bittiği zaman artık, öyle değil mi? Bitecek yani, sonuçta teyp bittiğinde, yani hepsini okuma yapmadan artık bir şey okunmadığında, eğer buradan dolar geliyorsa, öyle değil mi? Dolar geliyorsa ve ne yapacak bakın burada? Dolar geliyorsa site hiçbir şey yazmayacak ve Q4 durumuna gelecek. Artık ne olacak? Bundan sonra sonlanmış olacak. Doğal olarak bu işte sonlanmış olacağını söyleyeceğiz. Bakın 0 üzeren 1 üzerine oldukça kabul eden, oldukça kolay kabul eden, kolay yapılabilen bir işlemle ne yapabiliyoruz? Tasarlayabiliyoruz. Bir makine tasarlayabiliyoruz, öyle değil mi? Aslında oldukça basit görünüyor. Yani biz stack olmadan bunu zaten yapmamız mümkün değil. Çünkü şunu sayamıyoruz biz. Normalde 1, 2, 3, 4, 5 diye sayma imkanımız var mı? Yok, öyle değil mi? Öyle bir şey saymamız mümkün değil. Ancak stack kullanarak bunları yapabiliyoruz. Q3'te sonlanır mı? Q3'te de sonlanacak. Şimdi şöyle, sıfır gelme durumu, sıfır gelme durumu olursa Q3'teyken hesaplama bitecek. Yani kabul etmeyecek. Hesaplama biteceği için kabul etmeyecek doğal olarak. Hepsi sonlanacak. Yani bütün durumlar sonlanacak. Sonlanınca ne olacak? Tabii ki o string'i kabul etmeyecek. Zaten hangi string'i kabul edecek? 0 üzeren 1 üzereni kabul edecek. Diğerlerini arada, yani birden sonra 0 geldiğinde, veya şöyle bir şey de var. Diyelim ki giriş string'i 1 geldi. Stack'inde dolar okudun. Bu durumda ne yapacak? Yine sonlanacak, öyle değil mi? Böyle bir durum da söz konusu değil. Yani bu şu demek. 2 tane 0 var, 3 tane 1 var mesela. Bu da olabilir. Veya şu da olabilir. Mesela epsilon gelebilir. Stack'ten 0 okuyabilir. Mesela 2 tane 3 tane 0, 2 tane 1 olabilir. 2 0, 3 tane 1 olabilir. Veya birden sonra 0 gelebilir, öyle değil mi? Bunların hepsi, bütün durumlarda bu durumların hepsini kontrol edip ne yapacak? Sonlandıracak doğal olarak. Öyle değil mi? Yani bizim için önemli olan ne? 0 üzerinden 1 üzerine kabul eden bir makine tasarlamış olduk. Şimdi başka bir örnek. Diyor ki, ne diyor bakın, W ve W diyor, reverse diyor, değil mi? R dediğimiz şey tersi yani. R dediğimiz şey tersi. Yani şöyle bir şeyi kabul edecekmiş. Nasıl kabul edebilir? Mesela 0 1 1 0'ı kabul edecek, öyle değil mi? Bakın. Bakın şuradaki 1 0 0 1'in tersi, veya 0 1 1 diyelim. Neyi kabul edecek? 1 1 0'ı kabul edecek, öyle değil mi? Şimdi şöyle bir durum var ama burada. Şu ortayı bizim bilme şansımız yok. Bir kere o zaman deterministik olarak evet yapabiliriz belki, ama non-deterministik çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan şey ne?
Önemli olan şu, şu ortadayken eğer karşılaştırmaya başlarsa, değil mi? Site artık atmayıp da karşılaştırmaya başlarsa doğru sonuç üretecek. Mesela şu da var. Mesela şurada da karşılaştırmaya başlayabilir ama o zaman sonlanacak. Yani non-deterministik biliyorsunuz birden fazla hesaplama dalı vardı. Bunlardan bir tanesi eğer doğru sonuç üretiyorsa neydi? Hesaplamayı yapabiliyordu veya kabul eder şeklinde ifade ediyordu. Şimdi yine ilk yapmamız gereken şey ne? İlk yapmamız gereken şey şu. Evet, bir tanesi sonlansa yetiyor. Diğerleri sonlanmasına gerek yok. İlk yapmamız gereken yine bakın siteye ilk başta dolar ekliyoruz. Çünkü sitenin sonunu bilmek zorundayız. Şimdi bakın şöyle bir şey diyor. Sıfır geldiğinde sıfır yazıyor. Bir geldiğinde biri yazıyor. Ve herhangi bir zamanda ne yapabiliyor? Q3 durumuna geçebiliyor. Şimdi burada şöyle tasarlanmışız. Q2 durumu siteye yazma durumu. Q3 durumu karşılaştırma durumu. Şimdi şöyle bir şey var. 0, 1, 1, 1, 1, 0 diyelim. Mesela 0 yazdıktan sonra da Q3 durumuna geçebilir, öyle değil mi? Geçebilir mi? Öyle bir şey söz konusu olabilir herhalde, değil mi? Öncelikle 0, 1, 1, 1, 0 geldiğini düşünelim. Mesela 0 geldi, siteye yazdınız, öyle değil mi? Daha sonra Q3 durumuna geçme ihtimali olabilir mi? İhtimal olabilir mi? Evet, olabilir. Peki tamam, diyelim ki geçti. Geçtiği zaman bakın ne gelecek? Diyor ki bakın sıfır geldiğinde veya bir geldiğinde. Sıfır geldiğinde eğer stack'ten de sıfır okuyorsa problem yok. Epsilon yazacaksın diyor. Bir geldiğinde bir geliyorsa tamam. Yani bir giriş stringinden geliyor. Bir de stack'ten geliyor. Bir bir geldiğinde yine problem yok. Peki bir sıfır geldiğinde ne yapacak? Doğal olarak sonlanacak. Öyle değil mi? Bakın. Eğer sıfırdan sonra Q3 durumuna geçerse ne yapacak bakın? Giriş stringi 1 olacak. Stack'ten okuduğu 0 olacak. Öyle değil mi? Şurada 0 olacak. Aynısı olmadığı için bakın burada öyle bir şey tanımlanmadığı için ne yapacak? Sonlanacak. Yani eğer sıfırdan sonra buraya Q3'e geçen durumlar silinmiş olacak, değil mi? Hesaplama yapmayacak. Ne zamana kadar? İşte mesela 0 1'den sonra geçenler de silinecek büyük ihtimal. Ki büyük ihtimal değil, öyle zaten. 0 1 1'den sonra geçtiğini düşünelim. 0 1 1'den sonra geçiyorsa ne olacak? Bakın şöyle siteğimiz olacak bizim, değil mi? Şöyle 0, şöyle 1, şöyle 1. Şu en altta da ne var? Dolar var. Öyle değil mi? Şu dolar işareti şu en altta var. Siteğimiz, şöyle bir siteğimiz var. Şimdi bakalım. Diyelim ki bu durumdan sonra geçti. Bakın ne diyor? Eğer giriş stringine 1 okursan diyor. Ve nedir bakın burada? Stack'ten de 1 okuduğunda ne yapacaksın? Epsilon yazacaksın. Yani aynı değerler geldiğinde stack'ten elemanı sileceksin diyor. Bakın 1 okudu, 1'di. Bakın bir okudu, biri sildi. Şuradan biri, buradan biri sildi. Sonra buradan bir, buradan biri sildi. Buradan sıfır, buradan sıfırı sildi. Sonra bakın burada bir şey kaldı mı? Yok. Buradan epsilon okudu. Şöyle epsilon diyelim. Epsilon okudu. Stack'ten ne okudu? Dolar okudu bakın. Ne yazdı? Dolar yazdı. Nereye geldi? Q4'e geldi. Ve bitti. Ne yaptı? Bitmiş oldu. Öyle değil mi? Yani sonuçta çok esnek bir yapısı olduğundan dolayı basit bir tasarımla bunu yapabiliyoruz. Yani tersi kendisine eşit olan bir stringi tanıyan ne yapabiliriz? Bir otomatayı çok kolay bir şekilde tasarlamamız mümkün. Evet, bakalım başka ne varmış? O biraz artık karışıyor işte. Daha farklı işler yapabiliriz. Mesela ne diyor? Bakın şimdi. Diyor ki bakın A, B ve C giriş stringleri varmış. Bakın A, B ve C. A üzeri I diyor. B üzeri J, C üzeri K ama bunların bir şeyi varmış. Bir şartı varmış. Diyor ki K büyük eşittir 0 olacakmış. Bir kere K kesinlikle büyük eşittir 0. Sonra I eşittir J. I J'ye eşit olacakmış. Veya diyor I eşittir K olacakmış. Yani I J'ye eşitse veya I K'ya eşitse kabul edecek. Aksi takdirde reddedecek. Mesela arkadaşınız diyor ki A C C C'yi kabul eder diyor. Mesela A ile 3 tane A, 3 tane C var. Doğal olarak kabul edecek. Öyle değil mi? Aralarda B olabilir mi? Olabilir. Problem de değil. Birazcık ekstrem bir durum oldu. Biraz zor yani, değil mi? Biraz çok kolay bir şey değil. Herhalde sınavda sorulmaz diyorsun böyle. Sınav, evet, bu arada vize yaptınız mı? Ne yaptınız siz? Vizeye girdiniz değil mi? Nasıldı? Sorular kolaydı zaten, değil mi? Bugün henüz daha bitmemiş olabilir, değil mi? 12'de mi bitiyor bugün sınav?
Yoksa belli bir şey mi var? %23,55'te bitiyor. Ha, daha henüz bitmedi yani. Herhalde yapmışsınızdır şunu. Dersten sonra yapacak haliniz yok değil mi? Ders zaten elde bitiyor. Yetiştiremezsiniz yani. Evet, şimdi bakalım. Şimdi i eşittir j olacak veya j eşittir k olacak. I eşittir k olacakmış. Bakalım bunu nasıl sağlayabiliriz? Bakalım yine ilk önce bir kere siteye ne yazacağız? Dolar işaretini koyacağız. Öyle değil mi? Bakın önceki dolar işaretini koymuşuz. Şimdi bakalım ne diyor? Önce dolar işaretini koyduk. Q2'ye geldik. Şimdi öncelikle iki durum söz konusu. I ile j'yi karşılaştıracağım. Veya i ile k'yı karşılaştıracağım. Bu şu demek aslında. Öncelikle beni şey ilgilendirmiyor. İ'leri önce ne yapabilirim? Şöyle düşünmem lazım. Önce bir kere i'leri siteye atmam lazım. Öyle değil mi? Bu kesin olan bir şey. Yani A geldiğinde ne yapacağım? Siteye atacağım. Öyle değil mi? A geldiğinde siteye atacağım. Daha sonra A ile B'leri karşılaştıracağım. Oradan bir sonuç çıkarabilirim. Ve A ile C'yi karşı veya iki ihtimal var zaten. A ile C'yi karşılaştıracağım. Yani şu demek aslında. A'lar bittikten sonra B ile karşılaştırmak için bir duruma geçecek veya C ile karşılaştırmak için başka bir duruma geçecek. Öyle değil mi? İki ihtimal de var. Hangisi olursa benim için zaten non-deterministik bir yapıda biliyorsunuz. Bunlardan birisi sağlanıyorsa benim için sıkıntı yoktu. Benim zaten amacım ne? İ eşittir J veya İ eşittir K olması. Öncelikle bakıyorum. Şimdi dolar yazdık siteye. Ne diyor bakalım? Ne diyor bakın? A geldiği sürece bakın A okuduğu sürece eğer okuduğu değer A ise diyor ne yapacaksın? Bunu siteye yaz demek. Öyle değil mi? Burada problemimiz yok bakın. Biraz önce anlattığım şeyi böyle yapmışız. Yani gelen bütün A'ları siteye yazdım. Ne kadar A geliyorsa ilk başta ne kadar A varsa hepsini siteye yazdım. Sonra bakın ne diyor? Tam herhangi bir zamanda ne yapabilir? Q5'e geçebilir. Veya herhangi bir zamanda Q3'e geçebilir. Biz biraz daha kısaltmak için şöyle düşünelim. A'lar bittikten sonra geçiyor diyelim. Öyle değil mi? Ha, A bitmeden de geçebilir ama A bitmeden geçtiği zaman o geçmeler ne olacak? Sonlanacak zaten. Çünkü bakın burada mesela Q3'e geçtiğinde A gelme durumu var mı? Yok. Q5'e geçtiğinde A gelme durumu var mı? Yok. Her halükarda eğer bir tane diyelim ki iki tane A var. Birinci A'yı yazdı geçti diyelim. Ondan sonra ne yapacak? Orası sonlanacak. Yani ne zamana kadar Q2'de A olduğu sürece, Q2'de kaldığı sürece çalışmaya devam edecek. Aksi takdirde sonlanacak. O yüzden hani arada A'da geçebilir ama biz onu çok dikkat almayalım hani uzatmamak için. Biz diyoruz ki A bittikten sonra geçiyor. İki ihtimal var. Diyelim ki A'lar bitti. A'lar bittikten sonra ne olacak? Ya Q3'e geçecek ya Q5'e geçecek. Yani hem Q3'e hem Q5'e geçecek. Ben de ne yapacağım? Bakacağım. Q5'te A'lar C'ye eşit mi onu kontrol edeceğim. Q3'te A'lar B'ye eşit mi onu kontrol edeceğim. Eğer hiç A girilmemişse o zaman bakın şurada Q2'deyken hiç A gelmemişse ne olacak? Hiç A gelmemişse zaten şurada bakın Q2 durumundayken Q7'ye kadar gider diyorsun. Q7'ye kadar gitmemesi lazım. Q7'ye kadar gider mi? Q7'ye kadar gitmez ama bir yerlere kadar gidebilir. Bakalım tamam. Değişik bir şey. Bakalım şimdi. Şimdi Q2 durumunda kalırsa ve A yoksa eğer sonlanır. O kesin olan bir şey. Şimdi ikinci bir ihtimal. Q3 ve Q5'e gidebilir. Q3'e giderse bakın. Şimdi bakın. B okudu. Ve ne diyor bakın stekten diyor A görürse diyor yapacak. Peki B okurken stekte eğer A yoksa ne yapacak? Sonlanmayacak mı? Sonlanacak. Demek ki Q3'ten ileriye gitme ihtimali yok. Q5'e bakalım. Diyor ki Q5'te B okurken diyor. Bir şey okumayacak, hepsini yazacak. Tamam buraya geçtik o zaman. Nereye geldik? Q6'ya geldik. Q6'da eğer diyor bakın girişten C okursan ve stekte de A varsa diyor epsilon yazacaksın. Ama diyor A okumazsan ne olacak? Orada Q6'da sonlanacak. Öyle değil mi? Q4'e geçmez ama. Q4'e geçme ihtimali yok. Çünkü ne var? B var. B okudu ama stekten A okumadı. A okumazsa sonlanacak. Öyle değil mi? Eğer alta gelirse Q6'da sonlanacak.
yukarıdan Q4, Q3'te sonlanacak. Her halükarda A yoksa sonlanacak. Yani onda bir problem yok. Şimdi işte işe devam edelim. Bakalım neredeydik? Q3'e geldiğimizi varsayalım. Diyor ki B ve A geldiği sürece epsilon yaz diyor. Daha sonra bittiği zaman geç diyor, değil mi? Çok basitmiş. Bu da ne demektir? A ve B, B eşit. Zaten biz 0 üzeren 1 üzeren yapmıştık ya. Onun aynısı öyle değil mi? Bir farkı yok aslında bunda. Burada da aynı şekilde. B geldi, ne yapacaksın? B'leri silmek için böyle bir şey yapmışız. B geldikçe bir sonrakine geçiyor. B geldikçe bir sonrakine geçiyor. Sonra bakıyorsun C ve A geldiği sürece sıkıntı yok ve Q yerine bitiyor, değil mi? Oldukça basit aslında. Aslında zor gibi görünüyor ama çok basitmiş soru. Daha doğrusu biz 0 üzerine 1 üzerine bildiğimiz için bize öyle geliyor, değil mi? Daha önce yaptık yani. Önemli olan burada şunu düşünmek lazım. Yani A'ları siteye atmak, daha sonra B'ye eşit mi ve bir de C'ye eşit mi diye kontrol etmek, öyle değil mi? Önemli olan bu. Bunu düşünürsek gerisi kolay olduğunu söyleyebiliriz. Q3'te B giriş yaparken A değil de dolar gelirse diyorsun. A değil de dolar gelirse ne yapacak? B gelip dolar gelirse bitirecek. Bu da şu demek, B ile A sayısı eşit değil anlamına geliyor. Yani B okudu ama dolar geldi. Doğal olarak eşit olmadığı anlamına geliyor. Yani hala B var ama A bitmiş, değil mi? O zaman A sayısı, mesela 2 tane A var, 3 tane B var diyelim. O zaman ne olacak? En sonunda B okuyacak, stack'ten dolar okuyacak. Böyle bir durum olmadığına göre sonlanacak burada. Eşit sanacak, bir sonrakine geçme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Evet, geçen hafta burada geçen haftaki slaytımız burada bitiyormuş. Şimdi bakalım bu haftaki slaytımızda şöyle. Evet, PDA'ları bitirmiş olduk. PDA yani push down otomatayı. Push down otomatada bilmeniz gereken şey şu. Bir tane neyimiz var? Siteyimiz var. Siteye ne yapabiliyoruz? Sınırsız sayıda stack var. Yani evet, final sorularda benzer olabilir. Değil mi? Benzerdir yani. Şimdi Turing makineleri biraz daha karmaşık olan makineler. O yüzden Turing makinelerini biraz da iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü Turing makinesinin bir özelliği var. Haftaya bir de ödevi de haftaya vereceğim. Haftaya diyorum, Perşembe günü. Perşembe günü ilk derste dersimizi anlatırız. Daha sonra kalan diğer derste ödevden konuşuruz. Ödevi nasıl yapacağınızı bu hafta da ödevimizi de vermiş olacağız. Perşembe günü, çünkü ödevle ilgili sorular soranlar da var. Perşembe günü ödevimizi vermiş olacağız ki zaten okulun bitmesine 4 hafta kalıyor herhalde. 4 hafta yapmak için yeterli bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Zaten geçen dönem erken verdim. Yine aynı şey oldu. Bir şey değişmiyor. Yani dönemin başında vermekle son 3-4 hafta vermek arasında çok bir fark yok yani. Şimdi Turing makinelerinde şöyle diyelim. Turing makinesi aslında şu andaki bizim bilgisayarlarımızın yapabildiği kapasiteye sahip. Yani biz şu anda hangi hesaplama kapasitesine sahipsek bilgisayarlarda, Turing makinesi de aynı hesaplamaya sahip. Zaten şu anda bilgisayarın kapasitesini ölçmek için ne yapıyoruz? Turing makinesi soyut bir makine, biliyorsunuz. Eğer Turing makinesini çözebiliyorsanız bilgisayarda şu anda çözebildiğini, aksi takdirde çözemediğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O yüzden Turing çok önemli. Turing şu andaki bilgisayarlarımızda aynı kapasitede çalıştığını söyleyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz aslında gitgide hafıza artarak devam ediyor. Mesela atıyorum, ne var? Deterministik finite automata ilk başta işlediğimiz neydi? Kısıtlı hafızaya sahipti. Çok kısıtlı hafızamız vardı ama aslında regular language'leri çözebiliyorduk, öyle değil mi? Daha sonra PDA geldi. İşte context free grammar'ları çözebildik. Daha sonra Turing geliyor, öyle değil mi? Turing makinesi aslında çok daha fazla nedir? Problemleri çözebileceğimiz, karmaşık problemi çözebileceğimiz bir yapı. Şimdi PDA'da sınırsız bir hafıza vardı. Sınırsız bir hafızaya sahipti ama stack mantığıyla çalışıyordu. Bunu unutmuyoruz.
Çünkü buna göre tasarlamamız gerekiyor. Yani sonuçta random olarak erişemiyorsunuz. Ama bunlar genel amaçlı bilgisayar için çok kısıtlı modeller olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında birçok problem çözemiyor. Zaten Turing de çözemiyor aslında hepsini. Neler çözemediğini aslında siz de araştırma ödevi olarak ne yapacağız vereceğiz. Şimdi bu makinelere göre çok daha güçlü bir modeli biliyorsunuz. Alan Turing diye bilgisayar alanında gerçekten büyük buluşlara imza atan bir tanesi birisi. Biliyorsunuz hatta bunun filmi de vardı değil mi? Herkes biliyor yani. Imitation Game miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Yani izlemişsinizdir büyük ihtimal ve bilgisayar alanında gerçekten birçok şeyi bulan yani icat eden birisi. Yalnız burada şöyle bir şey var. Finite Automata'ya çok benziyor ama sınırsız ve limitsiz bir hafızaya sahip. Sınırsız ve limitsiz bir hafızaya sahip ama bunun için PDA gibi değil. Şöyle PDA'da biliyorsunuz bir stack mantığı vardı. Ve o stack mantığıyla çalışıyordu ama burada daha farklı direkt teybin üzerinde bir hafıza olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne yapıyorsunuz? Giriş stringin üzerinde hem okuyup hem yazabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Bu da aslında bilgisayarlara çok benziyor. Birebir hemen hemen aynı. Turing makinesi de Turing makinesi ne demişiz? Genel amaçlı bilgisayarın yaptığı her şeyi yapar demişiz. Zaten Turing makinesi şu andaki bilgisayarların gücü Turing makinesinin gücü kadar. Yani 1960'tan sonra Turing herhalde 1936'da mı bulmuş? 1936'da bulmuş. 1936'da bulunan makineden güçlü bir makine değil. Yani şu anda siz şey düşünüyorsunuz belki. Diyorsunuz ki bizim bilgisayarlarımız çok güçlü. Her şeyi yapıyor değil mi? Ne yapsan yapıyor. Mesela nedir? İşte ben burada videoda bir şey anlatıyorum. Siz izliyorsunuz değil mi? Mesela yapıyormuş gibi görünüyor ama aslında bilgisayarların güçleri çok sınırlı. Mesela örnek olarak genelde hani herkesin bildiği bir şey şifrelemeyi verebiliriz öyle değil mi? Mesela şifrelemeyi biliyorsunuz ne kullanıyor şu anda? RSA şifreleme kullanılıyor. RSA mesela bankalar falan onu kullanıyor. Asimetrik bir şifreleme. MP hard bir problem. Yani sonuçta bilgisayarların bunu çözmesi zaten mümkün değil öyle değil mi? Yani hangi bilgisayar olursa olsun şu anda çözmeleri mümkün değil. Ancak problemi başka problemlere indirgeyip eğer indirgeyebilirseniz çözebileceğini ispatlayabilirsiniz. Bunu da işte ispatlamak için çeşitli yöntemler var ve şu anda bilgisayardan çözemediği pek çok problem var. Hatta bu tip problemler ödüllü problemler. MP hard problemler. Çok ciddi de ödülleri var yani. O yüzden bilgisayarın çözüp çözemeyeceğini anlamak için ne yapıyoruz? Biz Turing makinesinde bu işi yapmamız gerekiyor ve ispatlamamız gerekiyor ki bilgisayarın da çözebileceğini ne yapabilirim? İspatlayabilirim. Neyse bunlar biraz da teorik konular. Çok teorisine çok girmeyeceğiz. Normalde hesaplama teorisinde daha çok teorik konular da var ama biz daha çok pratiğine bakıyoruz. Zamanımız kısıtlı olduğu için biz daha çok pratik kısmıyla ilgileneceğiz. Şimdi Turing makineleri dedik ki sınırsız bir hafızaya sahip. Sonsuz yani infinite demişiz, değil mi? Yani teyp kullanır. Yani sonuçta şöyle bir teyp var. Öyle değil mi? Şöyle bir teyp var. Evet biraz yamuk bir teyp oldu ama şöyle bir şeyimiz var. Bunun sınırı yok. Şöyle. Sınırı yok. Yani hiçbir zaman sınırı yok. Sonu yok yani. Tabii ki sonsuz olmayacağını düşünebilirsiniz ama sınırsız diyelim. Tamam hiçbir zaman sonuna ne yapamıyorsunuz? Gelemiyorsunuz. Şimdi başlangıçta teyp üzerinde hareket edebilen ve okuma ve yazma yapan bir kafaya sahip. Yani biz PDA'da ne yapıyorduk? Sadece okuyorduk. Şöyle bir okla gösterelim. Okuma yazma kafası. Ne yapıyorsunuz? Şurayı okuyorsunuz. Aynı zamanda okuduktan sonra buraya ne yapabiliyorsunuz? Yazabiliyorsunuz. Böyle bir şey var. Sonra başlangıçta teyple sadece giriş stringleri var. Tek kafa yani. Şimdi şöyle iki tane okuma yazma kafası olan Turing makinede var ama güç olarak, kapasite olarak birbirinden farkı yok. Tek kafası olanla iki tane olabilir. Mesela atıyorum birden fazla şerit olan da olabiliyor. Öyle bir şey de. Yani Turing'in ileride geleceğiz şeyde. Turing'in çok çeşitli makineleri var. Diğer Turing çeşitleri sadece şunu bilin. Güç olarak bir şey değiştirmiyor. Yani hesaplama kabiliyeti olarak bir şey değişmiyor. Sadece ne değiştiriyor? Esneklik. Hani deterministik finite automata ile non-deterministik finite automata nasıl bir farkı vardı? İkisi de aynı şey yapıyordu. Ama birinin tasarımı daha esnekti, daha kolaydı öyle değil mi? Bu da aynı onun gibi. Birden fazla çeşit olanlar var ama sadece esneklik kazandırıyor. Hesaplama kabiliyeti açısından bir şey değiştirmiyor. Şimdi tek bir tane okuma yazma kafası var dedik. Bu da ne yapabiliyor? Sağa sola hareket edebiliyor. Bu da önemli. Şimdi girişte teyple sadece giriş stringleri var.
Kalan yerler ise boş. Yani şöyle biz boş, şöyle göstereceğiz boşları, şöyle U gibi boş olarak göstereceğiz. Yani sonsuza kadar ne yapıyor? Boş olarak devam ediyor. Eğer makine bir bilgi kaydetmeye ihtiyacı olursa ne yapıyoruz? Bilgiyi teyp üzerine yazabiliyoruz. Yani hem okuma hem de yazma yapabiliyor. Ve aynı zamanda okuma kafası sağa ve sola hareket edebiliyor. Yani bir ileri gidiyorsunuz, sonra isterseniz geri gelebiliyor. Tamam, daha esnek bir yapısı var. Ve çıkış üretilene kadar makine çalışmaya devam ediyor. Aslında bu çok şey, bir bakalım bir sonraki slide'da anlatıyorum bunu. Evet, anlatıyormuş, tamam. Yani makine ne yapıyor? Çıkış üretilene kadar çalışıyor. Çıkış üretildiğinde ne yapıyor peki? Duruyor. Evet, internet gitti geldi. Şu anda ses geliyor değil mi? Evet, şu an var. Evet, sanırım şurada gitmişti. Dedik ki şöyle, çıkış üretilene kadar ne yapıyor? Makine çalışmaya devam ediyor. Evet. Turing'in şöyle bir özelliği var. Şimdi bir önceki tekrar bir anlatalım, sonra da yeni bir özellikten bahsedeceğiz. Bu çok önemli zaten. Şimdi bakın, burada simüle etmişiz. Burada gördüğünüz gibi okuma yazma kafası var. Bu ne yapabiliyor? Sağa ya da sola hareket edebiliyor. Aynı zamanda okuma ve yazma kafası diye geçiyor. Hem okuyabiliyor hem yazabiliyor. Yani A'yı okuyor, sonra bu A'nın olduğu yere ne yapabiliyor? Başka bir değer yazabiliyor. Bu alfabe, giriş alfabesi, bir de teyp alfabesi var. Aynı zamanda A okuyup ne yapabilirim? C yazabilir miyim? Yazabilirim. Eğer teyp alfabemde böyle bir şey varsa olabilir. Yalnız burada önemli bir nokta var. Normalde şu ana kadar işlediğimiz bütün otomatlarda ne vardı? Kabul durumu vardı. Öyle değil mi sadece? Ve şöyle bir şey demiştik biz. Eğer string bittiğinde, öyle değil mi? Yani giriş stringi bittiğinde, eğer biz kabul durumundaysa bu makine bu stringi kabul eder demiştik. Yok, eğer kabul durumunda değilse reddeder demiştik. Ama Turing makinesinde şöyle bir şey var. Hem kabul durumu var hem de red durumu var. İki tane durumu oldu şimdi. Hem kabul var hem red durumu var. Ve eğer makine çalışırken bu durumlardan herhangi birine denk gelirse, rastlarsa, anında makine çalışmayı durduruyor. Ya kabul ediyor ya reddediyor. Yani bu şu demek. Mesela diyelim ki 3 tane giriş stringinde 10 tane eleman var. Ama üçüncü eleman da kabul durumuna geldi. O zaman ne yapıyor? Bu giriş stringini kabul ediyor. Diyelim ki dördüncü eleman da red durumuna geldi. Reddediyor. Ha, bir de şöyle bir şey var. Makine hiç durmadan çalışabilir. Hiç kabul ya da red durumuna gelmeyebilir de. Öyle değil mi? Öyle bir durum da olabilir. Bu da nedir? Sürekli sonsuza kadar da çalışabilir. Öyle değil mi? Mesela atıyorum, döngüye giriyor ya, kısır döngüye. Girmiyor mu? Giriyor. Sonsuza kadar çalışabiliyor yani. Öyle değil mi? Buna da halting problem deniyor. Yani çıkış problemi. Yani Turing makinesinde pek çok, üzerinde çok çalışma var üzerinde. Bilgisayarda çok kullanılıyor. Halting problem deniyor. Ama biz dediğim gibi çok detayına girmeyeceğiz, ama şunu bileceğiz bir kere. Yani Turing makinesi kabul edebilir, reddedebilir, ama string'in bitmesini beklemez. Yani çalışırken diyelim ki kabul durumuna geldi, kabul edecek. Red durumuna geldi, reddedecek. Veya sonsuza kadar çalışır. O da olabilir, ama bu tabii ki istenen bir durum değildir. Öyle değil mi? Makine ne yapacak? Sürekli çalışacak. Şimdi şöyle bir özetlersek, mesela bir de final otomat arasındaki farklara bakmışız. Hem de bir özetlemiş olacağız. Turing makinesi bir kere teyp üzerinde hem yazabilir hem okuyabilir. Böyle bir özelliği var. Sonra yazma okuma kafası hem sağa hem sola hareket edebilir. Daha önce PDA'da sadece sağa gidiyordu biliyorsunuz. Teyp sonsuzdur. Tamam. Kabul ya da red durumları hemen çıkışı etkiler ve makinenin çalışması durdurulur. Veya hiçbir zaman kabul ya da red durumuna gelmeyebilir de. Sonsuza kadar da çalışabilir, öyle değil mi? Makinenin sonsuza kadar çalışması da mümkün müdür? Evet, mümkündür, öyle değil mi? Bu da olabilir. Evet, burada bakın şöyle bir örnek verilmiş. Diyor ki 0 üzeren 1 üzeren mi diyor
Değil mi? Yok. W ve W. İki tane W birbirinin aynısı ise kabul edecek. Aksi takdirde reddedecek. Bakın nedir? Boşlukları böyle göstermişiz. Şöyle U gibi gösteriyoruz. Bu U gördüğünüz şeyler boşluk. Öyle değil mi? Yani ne yapıyor? Boşluğa geliyor. Bir kabul Turing makinesi. Şöyle bir okuma yazma kafası var. Sağa sola hareket edecek. Ve hem okuma hem de yazma ne yapabilecek? Yazabilecek. Bu çok önemli. Okuma ve yazma yapabilmesi çok önemli ve aslında gücü de oradan geliyor. Şimdi şöyle biraz da sembollerle ifade etmeye bakalım. Yani formal olarak tanımlamaya çalışalım. Yine sigma var. Sigma dediğimiz şey giriş alfabesi. Sonlu sayıda sembollerden oluşuyor. Tamam. Daha sonra bu örneği herhalde anlatmış. Formal tanıma geçmemiş. Şuna anlatmış. Şu örneğimizi anlatmaya çalışmışız. Yapacağımız şey şu. Diyez sembolünün sağında ve solunda aynı karakter olup olmadığını kontrol edecek. Eğer aynı karakter yoksa reddedecek. Eğer sondaki bütün karaktere işaretlendiği zaman sağında kalan karaktere kontrol edecek. Eğer bir sembol kaldıysa reddedecek yoksa kabul edecek. Öyle değil mi? Mesela şöyle bir şey düşünelim. Mesela diyelim ki artık şöyle bir durumumuz var. Bilgisayardaki algoritma geliştirmekle Turing makinesinde algoritma geliştirmek hemen hemen birbirine çok benziyor. Temeli birbirine çok benziyor. Yani zaten algoritmanın temeli de aslında otomataya dayanıyor. Mesela şöyle bir yapınız var. 0 0 diyez diyelim. İşte 1 1 mesela. Tamam. 1 1. Ne yaparsınız? Önce şöyle bir şey yaparsınız. Okursunuz. Buraya değişik bir sembol koyarsınız. Mesela x dersiniz, değil mi? Daha sonra bir bulana kadar devam edersiniz. Bir buldunuz. Buraya da gelip ne yaparsınız? İşte buraya da mesela x dersiniz. Öyle değil mi? Sonra ne yapacaksın? Veya ilk başta dolar koyabilirsin. Bu da olabilir, değil mi? Dolar koyabilirsin. Sonra dolar bulana kadar tekrar devam edersin. Sola doğru gelirsin şöyle. Sonra sıfır bulduğun zaman yine tekrar gelip x yazarsın. Sonra gelip bir bulana kadar devam edersin. Yani ne yapabilirsin? Bir algoritma geliştirebilirsin, değil mi? Yani bilgisayarda nasıl yaparsan bilgisayarda da benzer şey. Bilgisayarda aynı şeyi düşünebilirsin artık. Bilgisayara çok yaklaştık. Bilgisayarın yeteneğini hemen hemen ne yapıyor? Hepsini kapsıyor. Buna göre bir algoritma geliştirip ne yapabiliriz? Turing'de de bunu uyarlayabiliriz. Bakalım örnek var mı burada? Evet, şöyle bir şey yapmış. Ne yapıyor bakın. İlk başta sıfırı okuyor, x yazıyor. Sonra ne yapmış bakın burada. Diyez bulana kadar devam ediyor. Şu diyez bulana kadar devam ediyor. Diyezi bulduktan sonra da ne yapıyor? Bir tane değer okumuş. Eğer aynısıysa ne yapmış? Buna da x yazmış, değil mi? Buna da x yazmış. Sonra sola doğru tekrar gelmiş. X'i bulana kadar gelmiş. X'i bulduktan sonra yanındaki değere bakmış. 1 x yazmış. Sonra buraya gelmiş. X'i bulana kadar. Diyezi bulana kadar gelmiş. Sonra rakam bulana kadar gelmiş. 1 bulmuş. Buna da gelmiş. X yazmış. Sonra en son bittiğinde bakıyor. Başka rakam var mı yok mu ona göre kabul ediyor ya da reddediyor. Öyle değil mi? Dediğim gibi artık bundan sonra bilgisayara çok yaklaştık. Tabii ki çok makineyi tasarlamak da çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Değil mi? Bakalım tasarlanmış mı yok. Formal tanımla geçmiş. Daha örneklere bir sonraki dersimizde geçeriz. Evet bunu şöyle yapın. Bir Turing makinesi anlatalım. Aklımızdayken söyleyelim. Perşembeye kadar, değil mi? Perşembe devam edeceğiz. Mesela şu örneği Turing makinesini tasarlamaya çalışın. Gerçi hani büyük ihtimal slaytlarınızda vardır ama hani siz kendiniz tasarlamaya çalışın. Zaten biraz sonra Turing'in geçişlerini de anlattıktan sonra tasarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi formal tanımına bakalım. Diyor ki Turing makinesinin zaten biliyorsunuz makinenin gücünü ne gösteriyordu? Bir kere geçiş fonksiyonları gösteriyor, değil mi? Yani burada geçiş fonksiyonuna bakalım. Diyor ki Q herhangi bir durumdayken okuduğun değil mi? Gamma sonuçta ne yapıyorsun? Teyp alfabesinden bir şey okuyorsun. Sonra yeni bir duruma geçiyorsun. T'be bir şey yazıyorsun. Teyp alfabesine. Daha sonra ne yapıyorsun? Okuma kafası left'e ya da right'a geçiyor, değil mi? Sağ ya da sola geçiyor. Sağ ya da sola geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey de var. Şöyle bir örnek de vermişiz. Aynı şekilde şöyle bir geçişi şöyle de ifade edebiliriz. Ne diyor? Bakın burada. Q durumundayken, yani Q1 durumundayken veya değil mi? Belirli bir Q olsun. Teypten A okumuş. Öyle değil mi? A okuduğunda ne yapacaksın? Sağ tarafa geç. Daha sonra B yaz. Öyle değil mi?
Ve L diyor. Ama bu R tabii ki burada durumu gösteriyor, değil mi? Şurada mesela Q1, bu R belirsiz bir durumu göstermek için R demiş. Q durumundayken R durumuna geç. Sonra A'nın yerine ne yazacaksın? B yazacaksın. Değil mi? B yazacaksın. Sonra da left'e geç demiş, öyle değil mi? L, şurada zaten büyük harfle göstermiştik, bakın burada. L ve R'ler birbirine karışmasın. Left tarafa, yani sol tarafa geçecek, ama R dediğimiz şey şuradaki küçük R, bu right değil. Nedir? Bu Q, öyle değil mi? Sola geçecek. Evet. Şimdi R durumu, burada da yazıyormuş gerçi. R durumuna geçecek ve okuma kafası nereye geçecek? Bir sola kayacaktır, öyle değil mi? Bu şekilde ifade edebiliriz aynı şekilde. Şöyle bakalım. Formal tanımda şöyle vermişiz. Diyor ki yine 7 tane tapıldan oluşuyormuş. Bakın Q zaten state'ler, biliyoruz. Sigma dediğimiz şey neydi? Bu giriş alfabesi, değil mi? Input alfabe. Ve input alfabe neyi içeriyormuş? Bakın neyi içermiyormuş? Blank sembolü içermiyormuş, bakın, öyle değil mi? Ne diyor? Not containing diyor. Yani blank sembol, yani şu U gibi sembol var ya, blank, boş, yani boş sembol içermiyor. Peki bu neyin sembolü? U sembolü. Neyin? Tape'in sembolü, öyle değil mi? Gama neymiş? Bakın burada 3 diyor gama. Tape alfabesiymiş. Ve tape, boşluk neymiş? Bakın gamanın bir alt kümesiymiş. Ve ne diyor? Giriş alfabesi de neymiş? Bakın gamanın alt kümesiymiş, öyle değil mi? Yani sonuçta çünkü o da teyp üzerinde olduğu için giriş alfabesi onun bir alt kümesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani teyp alfabesi hepsi ne içeriyor? Giriş string'i içerebiliyor. Geçişleri zaten söylemiştik. Bakın burada biraz önce anlattık zaten. Herhangi bir Q durumundayken teypten gamma okuduğunda yeni bir Q durumuna geçiyor. Ve teybe yeni bir karakter yazıyor ve left ya da right'a geçiyor. Bunu söyledik. Q0 başlangıç durumu olabilir, değil mi? Bir tek bir başlangıç durumumuz var. Bakın burada unutmamız gereken şöyle bir şey var. Accept durumu var, yani kabul durumu var. Ve aynı zamanda reject durumu var, öyle değil mi? Ve aynı zamanda şöyle bir şey de varmış. Q reject eşittir Q accept diyor. Yani ne demek bu? Kabul ve red durumu aynı olamaz diyor. Öyle değil mi? Zaten öyle bir şey olmaz. Ya kabul mü red mi diyecek, öyle değil mi? Böyle bir şey söz konusu değil zaten. O yüzden kabul ve red durumları birbirinden farklı olmak zorunda. Öyle değil mi? Şöyle biraz daha formal tanım üzerinden geçmişiz, ama ben sadece şunu bir şey göstereyim size. Mesela bakın şöyle bir şey gösterelim. Hani örnek yapacaksınız ya, bunu da söyleyip bitireceğim, ama diğer atladığımız slaytlar tekrar haftaya diyorum, Perşembe günü anlatacağız onları. Mesela ne diyor bakın burada? Diyor ki teypten 0 okuduğunda ne yapacakmışsın? Q1'den Q2 durumuna geçiyormuşsun. Bir şey ya, boşluk yazıyormuşsun ve okuma kafası nereye geçiyormuş? Right'a geçiyormuş, öyle değil mi? Evet, bu şekilde ifade edebiliyoruz. Buna göre ne yapacaksınız? Şunu yapacaktınız siz ödev olarak. Ev ödevi yani. Çalışın biraz, hatırlayın biraz. Çünkü gitgide artık konular birleşiyor, öyle değil mi? Birikiyor. Şöyle WDSW'yu, bunu yapan bir Turing makinesi tasarlayacaksınız. Tasarlarken şöyle yapacaksınız işte. Mesela atıyorum teypten ne okuyacak? Sonra okuduğu yere ne yazacak ve okuma kafası nereye geçecek? Değil mi? Sağa mı geçecek? Sola mı geçecek? Bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Bir de şöyle bir şey var. İlk okuduğunuz yere ne yazmanız gerekiyor? Bir string, bir şey yazmanız gerekiyor ki teybin başına geldiğinizi bilirsiniz, öyle değil mi? Daha fazla ileriye gitmeye çalışmamanız gerekiyor. O yüzden ilk okuduğunuz yere, hani normalde stack üzerine de bir değer yazıyorduk ya. Şimdi ne yapacaksınız? İlk okuduğunuz teyp üzerindeki yere bir tane bir işaret koymanız gerekiyor. Çünkü sola sola giderken ne yapacaksınız? Tamam. Sağa giderken boşluğa geldiğinde durabilirsiniz belki. Olabilir. Ama sola giderken nerede duracaksınız? Bir tane string koymanız gerekiyor, değil mi? Teyp alfabesinde bir string koymanız gerekiyor. Evet. Perşembe günü devam edeceğiz arkadaşlar. Perşembe günü dediğim gibi bu slaytımızı bitiririz. Bir de bir sonraki dersimizde ödev konusunda ne istediğimizi anlatırız, detaylı olarak ödev konusunda konuşuruz. Ve bu hafta ek derslerle birlikte eksik derslerimizi tamamlamış olacağız. Evet, hepinize iyi geceler arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.